boy dilimi Eren Bülbül'e, bu şehit astsubayıma ithaf ediyorum diye. Aslında beni buraya getiren aldığım ödül değildi. Tabii ki önemliydi. Ama eğer bu yazım 200 bin defa paylaşılınca aslında aldığım ödülden herkesin haberi oldu. Dolayısıyla ben Eren Bülbül'ün ailesine, o şehit astsubayımın ailesine ve de şu an Afrin'deki olan tüm Türk çocuklarına selam ediyorum. Bilgiyle kalın. Çin'in Wuhan kentinde yaklaşık 4 ay önce ortaya çıkan ve dünyada yaklaşık 70 bine yakın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pandemisine karşı aşı çalışması yürüten Türkiye'nin umudu Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın hikayesini sizler için derledik. Ovalı, 2008 yılında Ergenekon operasyonu kapsamında FETÖ tarafından bir Ergenekon sanığıyla telefon görüşmesi gerekçe gösterilerek Trabzon'da gözaltına alınmış, İstanbul'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 20.000 TL ödeme şartıyla serbest bırakılmıştı. Ovalı, Hrant Dink suikastı sanıklarıyla ilgili suçlandı. Kanser hastalarından yüksek meblağlar alıp deney ilaçlarıyla ölüme sürüklemekle itham edildi. Kurduğu IT Teknoloji Hücre ve Gen Tedavi Merkezi'ni bırakmak zorunda bırakıldı. Dost bildikleri tarafından sırtından vuruldu, iftiralara uğradı. Ama o yine de hiç vazgeçmedi. Yurt dışından ne teklifler geldi de ülkesini, halkını terk etmedi. Trabzon'dan İstanbul'a gelip çalışmalarına devam etti. Kan ve kök hücreden yapay deri üretimi, yani Dermotürk'le ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği'nin en iyi deneysel araştırma ödülünü aldı. 2017'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. 2018 yılında GQ töreninde aldığı Yılın Bilim Ödülü ödülünü Şehit Eren Bülbül'e ve Afrin'de terörle mücadele veren Mehmetçi'ye adadı. Ödülünü alırken Eren Bülbül, Şehit Assubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerimiz adına aldığını açıklayan Ercüment Ovalı, ödül aldığı haberini aldığında çok duygulu olduğunu söylerken, o gün bir çocuk evinin önünde vurulmuştu. Onu korumak için bir assubay üzerine kapanmış ve üzerinden 41 kurşun çıkmıştı. Ödül haberini verdikten sonra ben bu ödülümü Eren Bülbül'e, bu şehit assubayıma ithaf ediyorum dedi. Kendisini ödül törenine getiren sebebin ödül almak olmadığını söyleyen başarılı bilim insanı, tabii ki önemliydi. Ama eğer bu yazım 100 bin defa paylaşılınca aslında aldığım ödülden herkesin haberi olur. Dolayısıyla ben Eren Bülbül'ün ailesine, o şehit assubayımın ailesine ve de şu anda Afrin'de olan Türk çocuklarına selam ediyorum şeklinde konuştu. Koronavirüse umut oldu. Koronavirüsün salgın olarak seyretmeye başladığı günden bu yana 28 kişilik ekibiyle aşı çalışması yürüten ve Sağlık Bakanlığı onayıyla klinik çalışmalara başlayan Ovalı, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Laboratuvarında bir süre koronavirüse karşı tedavi çalışmaları üzerine çalışan Ovalı ve ekibi, koronavirüse karşı antikorla tedavi üzerine yaptığı çalışmalardan önemli sonuçlar elde etti ve bu bulguları Sağlık Bakanlığı ile paylaştı. Ovalı, projenin detaylarını şöyle anlattı. Salgınla yüz yüze geldiğimizden beri grup olarak yetiştirmek için çok yoğun çalışıyoruz. Bir yere de geldik. Bakanlık aşı çalışmalarına başladı. Biz ikinci bir çağrı için öneri verdik. Bize çok hızlı dönecekler. Aşı koruyucu bir çalışma. Ancak başarısız olma ihtimali var. Hazırlamak kolay ama işe yaramayabilir. Tekrar tekrar üzerine çalışmak gerekir ve bu zaman alır. Biz bakanlığa hiperimmün globalizm hazırlanması önerisini verdik. Yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılması esasına dayanıyor. Hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunması gerekiyor. Yoğun bakımda yatan hastalar için bağışık olan insanların hücrelerini ve kanındaki antikorlarını kullanacağız. Ercüment Ovalı kimdir? 1961'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde iç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'te doçent, 1999'da profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Hücre Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası mesul müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370'den fazla yayına sahip olup yurt dışı yayınlarının station oranı 2,5'tur. Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ile ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında KTÜ Kemik İliği Nakli Merkezi sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik İliği Nakli Komisyonu'nda üye ve Kordon Kanı Bankaları Koordinasyon Kurulu'nda başkan olarak görev yaptı. 1 Aralık 2010'dan bu yana Acıbadem Sağlık Grubu Hastaneleri GMP ve Hücre Tedavi Ürünleri Danışmanlığı'nı ve mesul müdürlüğüyle doku tipleme laboratuvarları sorumluluğunu yapmakta ve Acıbadem Kozyatağı Kemik İliği Nakil Merkezi'nde çalışmaktadır. Yaptığı önemli çalışmalar arasında yarı uyumlu nakillerde TCR alfa beta seleksiyonuna ilave olarak APC depresyonuyla nakil mortalitesi ve komplikasyonlarında 19 hastalık bir seride %50 azalmaya neden olduğunu göstermesi olup bu çalışması devam etmektedir. Devam eden diğer önemli çalışması ise dünyada ilk kez DMD hastada allogeneik ublikal kort mezenkimal kök hücreleriyle sağlıklı distrofin geninin nakledilebileceğini gösterdiği araştırmasıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır.